Bugün günlerden 23 Haziran Cuma. Saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi TYÇ logolu diploma kullanım hakkına sahip olan 40 üniversiteden birisi oldu. İstihdam piyasasında yüksek nitelikleri ve kaliteyi ifade eden Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosunun üniversite diplomalarında ve mezuniyet belgelerinde kullanımına yönelik uygulama başlatıldı. Ege Üniversitesi, bazı programlarında TYÇ logolu diploma kullanım hakkına sahip olan 40 üniversiteden biri oldu. Üniversitelere verilen anı plaketini Ege Üniversitesi adına akreditasyon ve kalite yönetimi birim sorumlusu Profesör Doktor Hande Gürer Orhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Cemal Cihan Coşkun'dan aldı. Ege Üniversitesi'nde son 5 yılda kalitenin bir kültür haline geldiğini ifade eden Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, TYÇ logosu taşıyan diplomaları alacak mezunlarımızın yurt dışında diplomaları daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkanı artacak, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlanacak diye konuştu. Ege Üniversitesi'nde 2023-2024 yeni eğitim öğretim dönemine yönelik hazırlıklara başlandı. Huzurlu Üniversite, kaliteli eğitim, aydınlık gelecek mottosuyla Türk yüksek öğretimine pek çok ilki kazandıran Ege Üniversitesi'nde yeni eğitim öğretim dönemine yönelik hazırlıklara başlandı. Bu kapsamda idari ve akademik birimlerin yetkilileriyle birlikte kampüste incelemelerde bulunan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak hem sürdürülen projeleri yerinde inceledi hem de iyileştirilmesi gereken alanlarla ilgili fikir teatisinde bulundu rutin haline getirdikleri ortak akıl toplantılarında akademisyenlerle bir araya gelmeye devam ettiklerini ifade eden Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, uluslararasılaşma, dijitalleşme ve topluma katkı alanlarındaki başarılarımızı daha ileriye taşıma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ege Üniversitesi olarak yeni eğitim öğretim döneminde de Türkiye yüzyılına nitelikli katkı sunmayı amaçlıyoruz diye konuştu. Ege Üniversitesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde girişimci kadınlar için düzenlenen E-Ticaret Eğitimi Programının sertifikatöreni düzenlendi. 19 ilçeden toplam 161 girişimci kadının başvuru yaptığı, personel ve eğitim, etkinlik, çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri konularını kapsayan programın ilk eğitim süreci tamamlandı. Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi yürütücülüğünde gerçekleşen programda eğitim gören 38 kadın girişimciden 30'u sertifika almaya hak kazandı. Girişimci Kadınlar Sertifikalarını Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şebnem Tavman, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Müdürü Nuriye Dezcan'ın elinden aldı. Aldıkları eğitimi değerlendiren kursiyerler, e-ticaret eğitiminin iş hayatlarında yeni bir yol çizmeleri konusunda yardımcı olduğunu ifade ettiler. Eğitim gören kadın kooperatifçiler de kendi kooperatifleri için e-ticaret eğitimi sayesinde yeni kapılar açıldığını söyledi. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türkçe Öğretim Birimi TÖBİR'de 2022-2023 dönemi mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türkçe Öğretim Birimi TÖBİR'de Türkçe öğrenen uluslararası gönül ve bilim elçileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Törenin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Ersan, "Mezun öğrencilerimizin Türk kültürünü ve milletini sevmesini sağlayıp kendi ülkelerinde gönül elçimiz olması temel gayemizdir." diye konuştu. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Nadim Maciz ise TÜBİR kurulduğunda 86 öğrencimiz vardı. Şu an 47 farklı ülkeden 413 öğrencimiz bulunuyor. Önümüzdeki zamanlarda öğrenci sayımızı arttırmayı hedefliyoruz dedim. Öğrenciler, mezuniyet belgelerini rektör yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Ersan ve Enstitü Müdürü Profesör Doktor Nadim Macit'in elinden aldı. Tören boyunca mezun sınıfların solo ve koro performanslarıyla seslendirdiği türküler ve Türkçe pop şarkılar dinleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Kurban Bayramı dolayısıyla Ege Üniversitesi ailesiyle bayramlaştı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Kurban Bayramı öncesinde Ege Üniversitesi mensuplarıyla bir araya geldi. Rektörlüğe bağlı birimlerle, akademik ve idari personellerle bayramlaşan Rektör Profesör Doktor Budak, Ege Üniversitesi ailesinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak iyi dileklerini iletti. Sevgi, paylaşma ve yardımlaşma ile anlam bulan bir Kurban Bayramı'nda hep birlikte ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2022-23 eğitim öğretim döneminde tam akredite ve öğrenci odaklı bir araştırma üniversitesi olarak başarılı bir şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni dönemde 2023-2024 eğitim döneminde de öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlayacak olmanın da hazırlığı ve heyecanı içerisindeyiz. Devletimizin Yücünü çok iyi arkamızda hissediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özel desteğini her zaman yanımda Ege Üniversitesi adına maddi ve manevi olarak e, hissediyorum. Ben tabii bu duygu ve düşüncelerle başta sizlerin Ege Üniversitesi ailesinin değerli çalışanlarının, öğrencilerinizin tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi yürekten temenni ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.